Bu yollarda biz çok insanlarımızı, kardeşlerimizi ve ablalarımızı, abilerimizi kaybettik. Hepsimiz çok ağladık, çok fazla yas döktük. Lütfen bugüne kadar trafikte kaybettiğimiz yoldaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, ailelerimiz için 2 dakikalık bir saygı duruşu yapalım. Herkese çok teşekkürler. Bakın, ben bugün burada çok daha büyük bir kalabalık beklerdim. Çok çok büyük. Bravo. Şimdi burada diyecekler ki biz ekmek kahvesindeyiz. Çocuğumuza ekmek götüreceğiz. Yolda giderken öldüğümüzde çocuğunuza nasıl ekmek götüreceksiniz? Geçen hafta Cuma günü Omurho'da başlattık bir ateş bu arkadaşlarımla. Bu arkadaşlarım Alayköy'den geldiler, destek verdiler. O akşam 30-35 kişiydik. Fazla bir paylaşım yapmadığım için bilmezsiniz. Ama beni her zaman için sosyal medyada hükümete bela verirken, söverken, sayarken görürsünüz. Evet arkadaşlar. Ben Turgut Ergel, namı değer Gadara Turgut, esas Elyeli. Ben sevmeyeceğim. Çünkü benim canımı aldı, canımızı aldı. Ve benim en mutlu günüm olacak günde. Gelelim cenaze gününe. Bu 5 parmağımı geçmez. Bu koltuklarda oturanların cenaze gelmesinden, bilmem size kimler geldi gelmedi. Bize 5 kişi gelmedi. Bu 5 parmağımı geçmez. Hayır. Bir dakika bile düşünmem. Neyi beklersiniz be daha? Neyi beklersiniz?
üzerimde çok büyük bir acım var. Bundan 10 yıl önce Torunçlu yolunda dayımın kızı Ayse Sofu 13 yaşında vefat etti. Ve bundan 10 yıl sonra Haşim Girgin 6 Kasım'da arkadaşın dediği gibi belki %100 hatalıydı. Bunu kimsesi bilmez. O da evladını bırakıp 3,5 yaşındaki kız çocuğunu bırakıp maalesef bu yollarda öldü. Ve yine bizim ailemize ikinci bir kere daha bir ateş düştü. Ve bunu kimsenin, baştakilerin umrunda değil. Onların 5 kişi gitmiş, gelmesinler. Ne bundan sonra ne de olacak, olacak olmayacak hiçbir şeyimize gelmesinler. Kimsesini ne kapımızda, ne telefonla aramasını, ne o istemelerini gerçekten ben istemiyorum. Bir gün sabahtan mesaj atar anne okula geldim diye. Ve ben bunu her gün yaşamak zorundayım. Acaba o okula gitti mi, gidecek mi diye. Arkadaşım bir sorusu var, iletmek istiyorum. Halk olarak siz karar verin. Turunçlu yolunda son kazada vefat eden arkadaşlarımız o gün daha önceki günlerde de para yok yapamayız diyenler bir gün sonra olayı nasıl yaptılar? Hayatınız yanlarına yaptınız. Hayatınız sahte. Öncelikle gelen herkese kocaman teşekkür ediyorum. Çünkü Facebook'tan bu grup toplanırken herkes Kıbrıs halkı korkaktı. Kıbrıs halkı klavye kahramanıdır de. Ama bence gerçekten hatırı sayılır bir kalabalığımız var. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Her gün sabah herkes uyandığında ilk işi Facebook'a girmektir. Facebook'u açar açmaz ölüm haberi görmekten, sevdiğimiz insanları kaybetmekten hepsimizin ciğeri yanar. Benim iki tane çocuğum var. Her gün okula giderken yemin ederim çocuğum okula gitti mi, sağ salim vardı mı diye düşünmekten kendi kendimi yerim. Daha yolundaki kazadan sonra bu korku daha da artmıştır. Ve hiçbir şekilde ne daha yolunda ölümün üzerinden kaç zaman geçti, hiçbir şekilde bir önlem alınmadı. İlerlemiyor. Yoldan gidersiniz yağmurlu gecede, yollar sabun gibi kayar. Hamitköy'ün üst kısmı yol, ihale yapan şirket yarım bırakıp kaçtı. Neden? Çünkü parayı yedilerden ayrı hükümet devamlı değişiyor. İstifa etsin veya bir sonraki gelsin, hepsinin bize dediği bir şey var. Bakacağız ama bu bakacağın devamı gelmiyor. Artık iş rahat lazım bu halka. Bir de sizlerden bir şey istiyorum, özellikle arka kesimde. Bu susma sustukçasına sana gelecek lafını duymuyoruz. Lütfen sesimizi haykıralım. Susma sustukça. İndiler. Gerçekten Cemal adındaki çocuk ölüydü. Diğer üç, daha doğrusu dört çocuğu kurtarmak için harekete geçtik. Elimi kaldırıyorum. Geçen taksiler durmuyor. Geçen taksiler, bir tanesinin önüne kendimi attım. Kendimizi sorgulamamız lazım gençler. Bana durdu ve dedi ki, ne diye karşıma çıktınız? Dedim ki yaralılar var, kurtarmamız lazım. Arabam benim yenidir dedi. Kana boyayamam. O kadar sinirlendi ki bu çocuk senin çocuğun. Bu çocuk senin kardeşin olabilir dedim ben. Diyeceğim şu. Gençler, biz anneler, babalar yola çıkıyoruz.
yaptığımızda sadece duayla olmuyor. Sorgulamamız lazım. Mühendisi de sorgulayacağız. İçişleri Bakanı'nı da sorgulayacağız. Polisi de sorgulayacağız. Ama kendimizi de sorgulayacağız. Doğru mu yapıyorum? Telefonları konuşuyoruz. Müzikle, radyoyla mı uğraşıyoruz? İnternetiniz var mı? Şu anda bir bakabilir misiniz? Yarın sağ akşam saat 6'ya kadar bizlere karşılık vermelerine halk olarak hep beraber süre tanırız. Öyle de insaflıyız biz. Gülü saflı. Yarın akşam 6'ya kadar karar açıklamalarına müsaade ediyorum. Çünkü oy verenler bizik. Biz seçelik. Yarın 6'ya kadar herhangi bir açıklama gelmezse bir komite iki şahsı olarak değil, bir halk olarak nasıl hareket edeceğimize hep birlikte karar vereceğiz. Takipleri olan herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar ve yollarda lütfen dikkatli gidelim. Kimseye zarar gelmesin. Kapışlarım gider ayak, yarın sen.